Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça ders kitabımızın alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 25. sayfamızda bulunan 16. alıştırmamız. Bakalım ne istiyor bizden? İstemi' dinle. İlel hurufis harfleri bis savaiti tavile. Uzatma sesleriyle harfleri dinle. Ve e'idha, onu tekrarla. Sümme sonra. Üktübha, onu yaz. Fi defteri, ki defterine. Bir önceki dersimizde met harflerini öğrenmiştik değerli arkadaşlar. Neydi? Elif, vav ve ye. Kendisinden önceki harfleri bir elif miktar uzatır hareketsiz geldikleri zaman. Okuyalım alıştırmalarımızı. Sadece eliften sonra iki elif yan yana bu şekilde yazılmadığı için bakın elif, bir elif geldiğini bu şekilde anlarız. Bunu nasıl okuyacağız? Ü olduğu zaman da elifimiz bu şekilde hemze ile gösterilir. Kendisinden sonra gelen harfimiz de ü şeklinde okutur. Şu şekilde hareket koyacağız. İ olduğu zaman da aşağıya hareket koyacağız. A, ü, i, ba, bü, bi, ta, tü, ti, sa, sü, si, ca, cü, ci, ha, hu, hi, ha, hu, hi, da, dü, di, za, zü, zi, ra, ru, ri, za, zü, zi, sa, sü, si, şa, şu, şi, sa, su, si, va, zu, zi, ta, tu, ti, za, zu, zi, a, u, i, ga, gu, gi, fa, fü, fi. Son kısmı da yapalım. Hem hareketini de koyalım. Ga, gu, gi, ka, kü, ki, la, lü, li, ma, mü, mi, na, nü, ni, ha, hü, hi, ve, vü, vi, ya, yü, yi. 26. sayfamızdaki birinci alıştırmayla devam ediyoruz. İkra oku ve da'u koy işaretle es-sa'ite tavile uzun sesleri fi daireti daire içerisine kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi harflerimizi okuyacağız. Uzun sesli harflerimiz hangisiyse onu daire içerisine alacağız. Bakın. B, ba. Hangisi uzun ses? Tabii ki ba. Onu daire içerisine alıyoruz. Şimdi ga, ga. Hangisi uzun ses? Ga. Me, ma. Ve, va. Ka, ke. Tamam, bu şekilde belirteceğiz. Hu, hu. Ta, tu, u, a, su, su. Bakın iki elif yan yana geldiği zaman bu şekilde yazıyordu. Unutmayalım. Ü, zü, nü, va, vi, hi, hı, ta, fi, da, di, ye, bi.
Evet, son kısımda tamamlayalım. Şura, si, zü, zü, nü, nü, si, le, fe, la. Bakın bu da lam ve elif yan yana geldiği zaman bu şekilde olur. Bi. Burada ne yaptık? Hangi harften sonra hareketsiz şekilde elif, vav, ye geldiyse bunlara met deniyordu. Bir el miktar uzatır, onları parantez içerisine aldık. Diğer alıştırmamızda, ikinci alıştırmamızda üktüp yaz diyor. Es-savaitel kasirate, kısa sesleri yaz ve tavilete ve uzun sesleri yaz. Minel gaimetil atiye, gelen boşluktan. Minel feragati, boşluklardaki. Ednaha, en yakın olan. Kema fil misaleyn, iki örnekte olduğu gibi. Sevgili arkadaşlar, burada harflerimiz veriliyor. Kısa sesli harfleri bulacağız. Şuraya yazacağız bakın. Burası kısa sesli harfler. Baş harflerini yazdım. Burası da es-savaite tavilete, uzun sesli harfler. Yani elif, vav, ye gibi uzatma harflerini buraya, uzatma yoksa buraya kısa sesli harfleri yazacağız. Yukarıya baktığımız zaman ben size işaretleyeyim. Oraya siz yazarsınız. Bakın, sa nedir? Uzun sesli harftir. Buraya bir diyelim. Buraya da iki diyelim. Tamam mı? Ben yanlarına kısa seslilere bir, uzun seslilere iki yazacağım. Siz de oraya götürüp yazacaksınız. K nedir? Birdir. Tamam mı? Sa ise ikidir. Z iki. S bir. A iki. İki tane yan yana elif gelmiş. Fi bir. K nedir? Tabii ki iki. Ga iki. Va 2, C 1, Hi 2, Sü 1, Tü 1, D 1, M 1, Si 2, Lü 2, H 1, T 2, Ru 2, Mü 2, Va 2, Li 2, Li 1 şeklinde boşluklara kolay bir şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü alıştırmamızda ürbut es-savaite sesleri birleştir diyor. Litekune olması için saiten gasiran, kısa bir ses, ev veya tavilen uzun bir ses. Kısa veya uzun bir ses olması için gelen harflerimizi birleştirmemiz isteniyor. Sümme sonra üktüb ha onu yaz fil feragatil atiyeti, boşluklara kema fil misaleyn, iki misalde olduğu gibi. Şimdi burada bakacağız. Harfimizden sonra met harflerinden bir harf var mı yoksa yok mu? Eğer varsa değerli arkadaşlar, bu iki harfimizi birleştirme kurallarına göre yazacağız. Neydi birleştirme kurallarımız? Elif, dal, zel, ra, z ve vav kendisinden sonra gelen harfle birleşmez. Yoksa zaten direkt harfimizin üzerine harekesini koyup yazacağız. Anlaşıldı mı? Birinci örneğimizi yapmış kendisi. Bakın, i'den sonra y geldiği için i. Bakın, t'den sonra herhangi bir met harfimiz yok. T. H'dan sonra bakın y gelmiş. O zaman ne yapacağız harekesini? Esre yapacağız. Tamam. Hi şeklinde yazacağız. Hi. Dat'tan sonra bakın vav gelmiş. Ne yapacağız harekesini? Ötre yapacağız. Zu. Birleşme kurallarında harflerimizin kuyruk kısımlarının çoğunluğu ne yapar? Gider. Za'dan sonra elif gelmiş. Ancak elif kendisinden z geldiği için birleşmeyeceği için ayrı yazacağız. Bakın şu şekilde hareketini üstün yapacağız. Za. F'den sonra y geldiği için hareketini esre yapacağız. Şu şekilde fi. M'den sonra herhangi bir işaret gelmediği için direkt m'nin üzerine üstünü yazıp m. Gaf'tan sonra vav gelmiş. Birleştireceğiz ve harekesini de ötre yapacağız. Gu şeklinde yazacağız. Şimdi S harfimizden sonra vav gelmiş. Bakın ne yapacağız? S'nin kuyruk kısmı gider. Vav ile birleşir. S'nin 3 noktasını koyacağız. Ötre yapacağız. Sü. B'den sonra elif geldiği için elif ile B birleşir. Harekesi üstün olur. Ba.
Hı'dan sonra esre gelmiş. Direkt hiçbir şey yapmadan harekesini altına koyabiliriz. Hı. Alta da konur. Bu şekilde içe de konur. Şu şekilde yazabilirsiniz. Dal ile elif birleşmeyeceği için ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Harekesini üstün yapacağız. Da. Tı ile vav, bakın herhangi bir met harfi gelmemiş. Direkt tu. Sin ile vav geldiği zaman sinin kuyruk kısmı gidecek. Vav ile birleşecek. Sü. Va ile elif geldiği zaman şu şekilde birleşecek. Harekesi üstün olacak. Va. Buraya nokta koyacağız. Şi'den sonra sadece esre gelmiş. O zaman ne yapacağız? Harfimizin altına esre koyacağız. Şi. N'den sonra Y geldiği için şu şekilde Ni. Tamam mı? K'den sonra ötüre geldiği için Kü. Herhangi bir met gelmemiş. Hi'den sonra direk esre gelmiş. Hi. L'den sonra vav gelmiş. Bakın birleştireceğiz. Ötre koyacağız. Lü. Çekecek. Lü. Zel'den sonra vav gelmiş değerli arkadaşlar. Bakın zel birleşmediği için ayrı ayrı yazacağız. Üstün koy, ötre koyduğun zaman zü. C'den sonra elif gelmiş. Birleşecek. C'nin kuyruk kısmı gidecek. Ca. Ayından sonra Y gelmiş. Ayının kuyruk kısmı gidiyor. Y ile birleşiyor. Aşağıya esre koyduğu zaman ı. Sat ile Y aynı şekilde birleşirler. Aşağıya esreyi koyacağız. Sı uzatacak. Gaftan sonra vav, kayından sonra vav gelmiş. Gu şeklinde bakın. Gu uzatıyor. Vav'dan sonra sadece üstün gelmiş. Ve sadece dudaklarımızı öne doğru uzatacağız. Y'den sonra Y geldiği için bakın birinci Y'yi iki noktayla belirteceğiz. Şu şekilde ikinci Y'yi de olduğu gibi yazacağız. Çünkü Arapçada sonuna gelen harfler, en sona yazılan harfler sürekli aslına döner. Tamam mı? Esreye de koyduğumuz zaman Y şeklini alacak. Evet sevgili dokuzlar. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapçayı öğreniyoruz. Arapça öğrenmek tüm Müslümanların görevidir aslında. Sadece İmam Hatip Lisesi'ne gelenlerin değil. İnşallah bir gün herkes Arapça öğrenecek. Çünkü Arapça Kur'an dilidir. Bizler de sizlere elimizden geldiğince gayret ediyoruz. En hızlı ve en güzel şekilde, en doğru şekilde öğrenin diye. Kanalımızda ayrıca 9. sınıflara ait tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini de yayınlıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek arkadaş gruplarınıza tavsiye edersiniz. Onlar da bu bilgilere ulaşırlar diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Diğer derslerde görüşelim inşallah.